Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kayseri'nin bir ilçesinde zamanda yaşanmış kanlı ve paranormal bir olayın hikayesini anlatacağım. Anlatacağım hikaye geçmişte rivayet olarak kabul görmüş, dilden dile anlatılarak yayılmıştır. Şimdi sizlere gizemli mağarayı, onun içerisinde bulunan kanlı ve sahipli diye tabir edilen kuyu ve akabinde gelişen olayları anlatacağım. Ben Kayseri merkezde doğup büyüdüm. Köyüm bir ilçeye bağlı olsa da ne köyüme gitmiş ne de oraları görmüştüm. Ben daha küçükken amcam ile babam sohbet ederlerken bir konuşmalarına şahit olmuştum. Bizim köye zamanında Ermeniler baskın yapmış, köy halkını esir almış. Çoğu kişiyi süngüden geçirip öldürmüşler. Bunun sonrasında askerlerimiz olaya intikal ederek Ermenileri bir yere kadar kovalamışlar. Ermeniler dağlık alanı saklanarak günlerini geçirmişler. Askerlerimiz izlerini bulduğunda Ermeniler keşfettikleri mağaraya girmişler. Mağaraya kadar takip eden askerlerimiz Ermenileri orada sıkıştırmış ve hepsini mağaranın içinde öldürmüş. Mağaranın içinde ise çok eski insanların yaptığı bir su kuyusu varmış. Bu su kuyusuna öldürdükleri Ermeni askerlerini tek tek atmışlar. Kuyunun üstünü de büyük bir taşla kapatmışlar. Ardından mağaranın girişini dinamitle patlatarak mağaranın girişini ortadan kaldırmışlar. Babam ve amcam sık sık bu hikayeyi anlatır. Gerçek mi yoksa bir rivayet mi bilemezdim. Tek bildiğim köyde o rivayetler dolaşınca üst düzey yetkililerin gelerek mağarayı aradıydı. Aradan yıllar geçti. Ben büyüdüm. Halim vaktim yerindeydi. Güzel bir işim, evim, arabam var. Her şey yoluna gidiyordu. Ta ki o lanetli mağarayı bulana kadar. Ben arkadaşlarımla dağ gezisi yapmayı, sabah yürüyüş yapmayı çok severim. Bir gün yine bir hafta sonu dağ gezisi yaptıktan sonra kamp sandalyelerimizi kurup sohbet etmeye başladık. İşte herkes köyünü, yaşamış olduğu olayları anlatıyordu. Söz bana gelince aklıma yıllarca babamla amcamın birbirine anlattığı hikaye geldi. Yanımdaki arkadaşlarım ben hikaye anlatmaya başlayınca dikkat kesilerek beni dinlediler. Yıllarca bizimkilerden dinlediğim şekilde hikaye onlara aktarınca çok ilgilerini çekti. Adamlar heyecan ve adrenalin bağımlısı. Aksiyon arıyorlar. Bana haftaya köyüne gidelim. Hem mağarayı ararız hem bulamazsak yürüyüş yapmış oluruz dediler. Ben köyümü hiç görmediğim için olur gideriz, gezeriz dedim. Hafta içi çalıştıktan sonra tam teçhizat geziye hazırlandık. Arkadaşımın birisi afet eğitimi aldığı için mağarayı duyar duymaz yanına halat, kanca gibi malzemeler almış. Malzemeleri görünce sanki rivayette geçen mağarayı bulacağız. Sonra içindeki kuyuyu bulacağız. Şu malzemelere bak ya dedim. Yola çıkmaya başladık. Yaklaşık 1,5 saat sürecek yol boyunca bana sürekli hikayeyi anlattırdılar. Sanki ben oraya gitmişim de görmüşüm gibi. Bulacağımıza hiç ama hiç ihtimal vermiyordum. Yıllarca bulunmamış biz mi bulacağız diyordum. Yolda gidene kadar detay detayına duyduğum kadarıyla anlattım. Artık sıkılmaya başladım. Anlatmıyorum. Yeter bu kadar dedim. Navigasyondan takip ederek köyün yoluna girdik. Köye yaklaşmaya başladık. Köy eskiden dere yatağının içerisindeymiş. Dere kuruyunca ortada vadi gibi bir boşluk kalmış. Her iki tarafı ise yüksek tepelerle çevrili, yer yer dağlık alanlarla kaplıydı. Önce sağdan mı, soldan mı diye sordum. Önce sağa gidelim dediler ve aracımızı müsait bir yerde durdurduk. Tepeye çıkmaya başladık. Hava güzel, sabah tatlı bir serinliği vardı. Yaklaşık yarım saat, 45 dakika aradan sonra tepenin zirve noktasına ulaştık. Bu arada mağara geçişi gibi bir yer arıyor. Arama bahanesiyle de geziyorduk. Oraya 4 arkadaş gittik. Ben, Yusuf, Ali ve Çağrı. Ali ve Çağrı benim yaşlarımda. Yusuf abi ise biraz bizden yaşça büyüktü. Ona Yusuf abi diye seslenirdik. Aramızda en tecrübeli oydu. Bayağı bir yürüyüş yaptıktan sonra yorulduk ve kamp sandalyelerimizi çıkararak termoslarımızdan çay kahve içtik. Ben biraz dinlendikten sonra ayağa kalkarak "Hadi, karşı tepeye gidelim. Burada bir şey yok gibi." dedim. Herkes onayladı. 2 saatlik yürüyüşün sonunda karşı tepenin zirvesine çıkmıştık. Tepeden, yüksekten bakarak yapısı bozuk bir yer bulmaya çalışıyorduk. Biraz yürüyüş yaptıktan sonra inmeye karar verdik. Ben arkadaşlarıma, "Bakın işte, boşuna geldik buralara kadar. Nereden bulacaksınız mağarayı? Kimse bulamamış. Siz mi bulacaksınız? Hem var olup olmadığı belli bile değil." diyerek dalga geçtim. Ardından
Ben çıktım tepeden yavaşça indim. Herkes aşağı inmişti. Köyü dolaşıyorduk. Köyün içinde birkaç yerliye hikayeyi duyup duymadıklarını sorduk. Ancak nafile. Hikaye duyan bilen bile yok. Madem buralara kadar geldik, kim bilebilir burayı diye sorduktan sonra, bilse bilse muhtar bilir dediler. Biz de muhtarın evine doğru yola çıktık. Muhtara hikayeyi olduğu gibi anlattım. Bana, sen bu kadar nereden biliyorsun deyince, ben de bu köylüyüm, babam amcam anlatır dedim. Muhtar beni, yani köylüsünü gördüğüne sevinmişti. İyi, aferin geçmişini, köyünü unutmamışsın dedi. Bir de hikayeyi muhtarın ağzından dinledik. Cidden, babam ile amcamın konuştuğu gibi eksiksiz anlattı. Ancak farklı bildiği bir konu vardı. Rivayete göre Mağara Tepe'nin köyü değil de diğer tarafı inen kısmındaymış. Orası da Kuzeydoğu tarafında bulunan tepedeymiş. Ali ve Çağrı heyecanlanarak tekrardan çıkalım diye atıldılar. Ben de peşlerinden gittim. Yusuf abi hala muhtarla bir şeyler konuşuyordu. Ben de hadi abi gidiyoruz diye uzaktan bağırınca tamam geliyorum diye seslendi. Biz uzaklaşmıştık ama Yusuf abi arkada kalmıştı. Sonra muhtarın elini sıkarak bize yetişti. Tepeye yine uzun bir yürüyüşten sonra çıktık. Hemen tepenin diğer yüzüne ulaştık. Yine bildiğimiz dağ tepeydi. Biraz göz gezdirdikten sonra benim gözüme bir ağaç çarptı. Bu ağacın yanında hiçbir ağaç yok. Orada tepede tek başına duruyordu. Ben de incelemek için ağacın yanına gittim. Bizimkiler de ardımdan geldiler. Ağacı biraz inceledikten sonra üzerine kazınmış oklar gördüm. Birden heyecanlanıp okun gösterdiği yere gittim. Ali ağacın oradan bana yön gösteriyor. Çağrı ile Yusuf abi de benimle geliyordu. Tam Ali dur deyince ağaçla tepe arasında durdum. Karşıma baktım. Tepenin eteğindeki taşlara bakıyordum. Oradaki taşlar sanki bilerek konulmuş gibiydi. Etrafındaki taşlardan oluşumlardan farklı gibiydi. Sonunda keşfetmiş miydik? Hala gördüklerime inanamıyordum. Hemen Çağrı'nın dağcılık kazmasını alıp karşımdaki taş duvara vurmaya başladım. Duvara vurdukça heyecanlanıyor, içim içime sığmıyordu. Derken küçük bir geçit açıldığını gördüm. Uzaktan Ali'yi de çağırarak gel gel bulduk diye bağırdım. Bir insanın girebileceği bir delik açtım. Fenerlerimizi alarak içeri doğru girdik. Nispeten dar bir geçitten ilerledikçe koridor genişliyordu. İlk defa bir mağarayı keşfetmiş olmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da korkuyorduk. Ama dört kişiydik. Ne olabilir ki diyerek kendimi teselli ediyordum. Biraz mağaranın içinde ilerledikçe oldukça büyük olduğunu kanısına vardım. Bir şeyler bulma umuduyla bizimkilere ikiye ayrılalım. Siz sağa, biz de sola ilerleyelim dedim. Yarım saat sonra ortada buluşuruz diyerek sözleştik. Onlar sağ duvarı takip ediyor. Biz de sol duvarı takip ederek ilerliyorduk. Birden derinlerden uğultular gelmeye başladı. Ben çağrıyla ilerlerken uğultu sesleri artıyordu. Sanki bir konuşma yapılıyor ama anlamsız sesler geliyordu. Çağrı'ya dönüp duyuyor musun gibisinden işaret yaptım. O da duyduğunu söyleyince herhalde hava kanalıdır. Bir yerden rüzgar esiyordur diye ilerlemeye devam ettik. Mağara gittikçe bayırdan aşağı inermiş gibi alçalıyor. Yolun sonu görünmüyordu. Yavaş adımlarla ilerlerken aman Allah'ım birden çığlık sesleri duymaya başladık. Kesin bizimkilerden geliyordur diye geri dönüp koşmaya başladık. Bağıra bağıra, korku nidalarıyla ne oldu acaba diye ilk başladığımız noktaya koştuk. Biz tam ortak noktaya geldiğimizde Yusuf abiyle Ali de gelmişti. Biz tam konuşacakken ne oldu, neden çığlık attınız diye sordular. Biz de şaşkın ve korkulu bir ifadeyle biz çığlık atmadık ki, siz attınız sandık. O yüzden koştuk dedik. Herkes birbirinin yüzüne korkuyla bakarak Ali çıkmak istedi. Biz de beraber sizin gittiğiniz yerden gidelim. Bulamazsak bizim yere yönelir, döneriz dedik. Ulan ne cesaret. Kapkaranlık mağaraya giriyorsun. Manyaz biz diye içimden söyleniyordum. İşte olacak ya. Belki kaderimiz bizi kendine çağırıyordu. Bu sefer hepimiz Yusuf abiyle Ali'nin gittiği yere gitmeye başladık. Yine ilerledikçe uğultu sesleri artıyor. Sanki birileri fısıltı şeklinde konuşuyormuş gibi sesler duyuyorduk. Korku ile keşif yapacağız diye ilerledik. Ama bir şey fark ettim. Biz giderken aşağı iniyor gibiydik. Neden Yusuf abilerin yolunda yukarı çıkıyoruz? Bunu arkadaşlarımla paylaşınca hep bir ağızdan şaşırma nidalarıyla yok artık diye sayıkladık. İlerledikçe iyice huzursuzlanıyor. Ama bir yandan adrenalin patlaması yaşıyorduk. Geri döneceğimiz her anda Yusuf abi bize haberlere çıkacağız. Hadi biraz daha dayanın diyordu.
Biz de o gazla devam ediyorduk. Birden yine aynı çığlıkları duymaya başladık. Bu sefer aşırı derecede şiddetliydi. Kulaklarımız tırmalıyordu. Ben mantıklı bir açıklama bulmaya çalışırken kesin bir hayvandır, çığlık atıyordur diye arkadaşlarımı telkin ediyordum. İlerlerken hem mağaranın duvarını tutuyor hem arka arkaya ilerliyorduk. Çağrı duvarda bir şekil hissettiğini söyledi. Hemen fenerlerimizi çevirerek oymaya baktık. Ben korkudan dilimi yutmuştum. Ali ise abi hemen gidelim diye ağlamaya başladı. Duvarda Türkçe harflerle kazınmış. Burası cinlidir, sakın girmeyin yazıyordu. Yıllardır boş olan mağaraya kim yazmıştı bunu? Girişi bile kapalıydı. Bizden önce kim fark ettirmeden girmiş olabilirdi? Şaka ise çok kötü bir şakaydı. Ali'yi zor zapt ediyor, tutamıyordum. Hepimiz tedirgin olmuştuk. Artık çıkalım. Keşif yaparken canımızdan olacağız diye çıkmaya karar verdik. Yusuf abi bizi tutarak, saçmalamayın, cin diye bir şey yok. Belli ki girilmesin diye yazmışlar. İlerleyelim. Köylük yer. Herkes cinden korkar. Az aklınızı çalıştırın. Köy efsanelerini bir kenara bırakın. Mantıklı düşünün dedi. Yusuf abinin gazına uyarak ilerlemeye karar verdik. Yazıyı geçer geçmez yine bir çığlık. Yusuf abi çok rahat, sanki hiç korkmuyormuş gibi ilerliyordu. Biz de o gidecek, yalnız bırakmayalım. Bir şey olacaksa hepimiz olsun diye gidiyorduk. Derken Yusuf abi birden hızlıca koşmaya başladı. Hemen gözden kayboldu. Nereye bile demeden hızlıca koşup mağaranın derinliklerine gitmişti. Neden yapmıştı bu hareketi? Bir şey mi görmüştü? Biz de hemen arkasından koştuk. Nefes nefese kaldık. Yusuf abi ileride yere çökmüş, başını ellerin arasına almış otururken gördük. Ben abi ne oldu demeye kalmadan ellerini kaldırdı. Bize bakıp besmele çekti. Hep birazdan çığlık atmaya başladık. Tövbe estağfurullah. Yusuf abinin ağzı birbirine yapışmış gibiydi. Normalde masmavi olan gözleri kapkara olmuş, bize yalvarır gibi bakıyordu. Tüylerimiz diken diken oldu. Yaklaşsak yaklaşamıyorduk. Tutup çeksek çekemiyorduk. Çağrı oracık da korkudan bayıldı. Ali ile ben kalmıştık. Bir yandan Yusuf abi bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir yandan da bize adım adım yaklaşıyordu. O yaklaştıkça biz hafif geri çekiliyor, ne olduğunu anlam vermeye çalışıyorduk. Yusuf abi bize bir şey anlatırmış gibi kafa sallarken birden arkasını dönüp yine derinliklere koşmaya başladı. Peşinden gidecektik ama Çağrı yerde baygın yatıyordu. Onu bırakamazdık. Ben bir cesaret, Ali'ye Çağrı'ya bak, ben Yusuf abinin peşinden gidiyorum dedim. Yok, gitme etme dese de koşmaya başladım. Artık gözüm kararmıştı. Her şeyi göze almış Yusuf abiyi kurtaracaktım. Derinliklere doğru ilerledim. Duvarlara, tavana bakarak bu mağara ne kadar büyük böyle diye içimden geçiriyordum. Derken ileride Yusuf abi bir yere yaslanmış şekilde gördüm. Yanına nefes nefese yorgun şekilde yaklaştım. Abi ne oldu sana demeye kalmadan suratıma bir tane tokat indirdi. Ne olduğunu anlam veremeden yaslandığı yerin arkasından Ali ve Çağrı çıktı. Aklım çıkıyordu. Ne oldu? Ne oldu diye kekelerken Yusuf abi ne diye kaçıyorsun lan? Seni bulacağız diye imanımız gevredi demez mi? Aman abi. Ben kaçmadım, sen kaçtın. Hatta sana bir şey olmuştu. Çağrı bayıldı. Ali'ye emanet edip arkandan geldim dedim. Arkadan çıkan Çağrı ve Ali sinirli ve korkmuş bir tavırla ne zırvalıyorsun diye bana çıkıştılar. Lan siz benim yanımdaydınız. Ne ara buraya geldiniz? Görmediniz mi Yusuf abinin halini dedim. Meğerse Yusuf abi gibi ben kaçmışım ondan. Onlar da mağaranın sonuna kadar koşmuşlar. Beni bulamayınca bir yere çöküp beklemişler. Ben yaşadıklarımı birbiri anlatınca ciddi olduğumu anladılar. Şimdi kim yalan söylüyordu? Ben mi? Yusuf abiyle arkadaşlarım mı? Ya da hiçbirimiz mi? Sadece bana mı göründüler diye düşündüm. Çünkü çoğunluk onlardan yanaydı. Ben korkarak hadi abi gidelim buradan desem de kafasıyla arkasını işaret etti. Ne var abi orada dedim. Kuyuyu bulduk. Bakmayacak mısın dedi. Aman Allah'ım. Acaba cinler bana kuyunun yolunu mu göstermişti? Ben orayı bulayım diye benim aklımla oyun mu oynadılar diye düşündüm. Yusuf abi ben kendime gelince hadi açalım kapağını. Bakalım şu kanlı kuyuya ne varmış dedi. Ben de abi açmayalım, kurcalamayalım, ne olur gidelim dedim. Sanki başıma gelecekleri biliyor gibiydim. Israrlarına dayanamayarak sonunda rivayetlere konu olan kanlı kuyuyu bulmuştuk. Ermeni askerlerine atıldığı tarihe şahitlik ediyorduk.
koyunun ağzını kapatan koca yuvarlak ayıyı hep beraber çekmeye başladık. Kantar içinde itekleyip yere düşünce Yusuf abi ellerinize bakın diye bağırdı. Hepimiz ellerimize baktık. Bir de ne görelim. Hepimizin eli kan olmuş, yere damlıyordu. Ağzımız korkudan artık yamulmuştu. Bir cesaretle koyun içine kim bakacak dedik. Yusuf abi en inanmayanımız olarak bakmaya karar verdi. Abi elinde kan var. Artık inanmıyor musun desem de ben inanmam öyle şeylere. Kesin tozdur, pastır diyerek kendini avutmuştu. Bütün bunlara inanmayan adam koyun içine bakar bakmaz rengi beti benze atmış. Çığlık atarak geriye kendini atmıştı. Yerde sürüklenircesine geri geri sürünen Yusuf abiye ne gördüğünü sorduk. Bunlara inanmayan adam kelimeye şehadet getirmeye, dualar okumaya, Allah'ım ne olur beni onlardan koru demeye başlamıştı. Hep birazdan dualar etmeye başladık. Yusuf abiye sürekli ne gördün abi diye soruyor. Kuyuya bakmaya dahi cesaret edemiyorduk. Eliyle kuyuyu göstererek aha çıkardı işte kafasını demez mi? Kuyuya baktık. Biz bakar bakmaz bir cisim hemen içeri kaçmıştı. Çağrı dualar ediyor. Ali tir tir titriyordu. Ben ise bütün bu olayların verdiği korku ve adrenalinle dualar edip titreyen ellerimi, ayaklarımı durdurmaya çalışıyordum. Yusuf abi o geri çıkmadan kaçalım dedikçe biz daha da korkuyor, öleceğimizi düşünüyorduk. Hemen ayağa kalkıp fenerleri elimize aldık. Tam toparlanıp hep birlikte kaçacakken gözüme bir perde indi. Elimde feneri hissediyordum ama ışık falan yoktu. Zifiri karanlık. Yanımda boğuk boğuk sesler bir şeyleri telaşla anlatmaya çalışıyordu. Hiçbir şey duymuyordum. Düşmeyeyim diye refleksle bir anda yere kapaklandım. Beni çekiştirmeye çalışıyorlar ama ne duyuyor ne hissediyordum. Sanki başka bir boyuta geçmişim de bana müdahale edemiyor gibiydiler. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyordu. Hissettiğim duygu genel olan duygulardan çok farklıydı. Korku vardı ama korku gibi değil. Anlamsız bir huzur. Biraz heyecan, biraz üzüntü. Sanki hayatımda hiç tatmadığım bir duyguyu tadıyordum. Anlamsızca bu anın bitmesini istemiyordum. Birden gözlerimi alan parlak bir ışık belirdi. Herhalde öldüm dedim. Gözümü açtığımda birçok insan başımda toplanmış. Farklı bir dilde konuşuyorlardı. Yüzlerini seçemiyordum. Bu kadar insan beni kurtarmaya gelmiş mi diye düşündüm. İnsan diyorum. Çünkü aklıma daha fazlası olabileceği gelmiyor. Yavaşça gözlerimi açtıkça başımda onlarca insanın olduğunu görebiliyordum. Sesleri hiç tanıdık gelmiyor. Değişik bir dilde konuşuyorlardı. Sürekli vücudumu eliyorlardı. Yara aldı mı diye kontrol ediyorlar herhalde diye düşündüm. Kendimi yavaşça toparladım. Gözümü açtım. Sübhanallah. Bunlar da neydi? Hiç insana benzemiyorlardı. Eciş bücüş, kısa kısa bir şeyler. Uzun, pislik içinde saçları, kocaman kanlı gözleri, ağızları ve diş yapıları çok korkutucuydu. Korkudan çığlık atmaya başladım. Birden gözlerimi gerçekten açmıştım. Açtığımda ne göreyim? Yusuf abi kanter içinde kalmış. Ali bir köşede ağlıyor. Çağrı ise beni tokatlıyordu. Kendime gelerek ne oldu dedim. Yusuf abi bana hep beraber kaçarken birden fenerin söndü. Yere yığıldın. Herhalde yılmanın etkisiyle bayıldın. Biz de seni uyandırmaya çalıştık dedi. Ali'nin nesi var diye sordum. Baygınken bir şeyler fısıldıyordun. Ondan korktu dedi. Ben de dehşete kapılarak ne fısıldıyordum ki dedim. Gıtakmez diyordun dedi. Ben de Allah Allah o neymiş öyle diye düşünürken hemen koşmaya başladık. Mağaranın başı uzadıkça uzadı. Koş koş bitmiyordu. Sonunda çıkışa ulaşmış ve kendimizi dışarı atmıştık. Herkes derin bir oh çekerken hemen girişi kapatalım kimse girmesin dedik. Girişi kayalarla geri kapatarak köye doğru indik. Köye ulaştığımızda birkaç kişi suratımızdaki korku ifadesini görmüş. Muhtara haber vermiş. Muhtar da yanımıza gelerek buldunuz mu yoksa dedi. Biz de canları tehlikeye girer diye yok bulamadık. Domuz saldırdı. Ondan kaçtık dedik. Biraz soluklandıktan sonra arabaya bindik. Yusuf abi arabayı sürdü. Köyden uzaklaştık. Çağrı'nın evine gittiğimizde gördüklerimi onlara anlattım. Bayıldığımda bir sürü insana benzer eciş bücüş bir şeyler vardı. Bana farklı bir dilde bir şeyler fısıldıyorlar dedim. Yusuf abi ise bir daha gitmeyeceğiz oraya. Olacak bitecek diye bize çıkışmıştı. Ben anlatmaya devam ettim. Uzun saçları vardı. Gözleri kocamandı. Hele ağızlarını anlatamam. Ben böyle berbat bir şey görmedim. Bir de uyanınca bir şey demişim. Neydi o diye sordum. Yusuf abi bana gıtakmez diyordun.
Vallahi ne olduğunu bilmiyorum dedi. Ben de önemsiz herhalde. Yaşadıklarımız kolay değil diye önemsemedim. Çağrı'ya baktık. Sus pus oturuyor. Elle telefona bakıyordu. Ne oldu? Neye baktın? Ne gördün diye sordu. Çağrı benim dediğim sözü Google çevirdi. Dili algılayarak çevirmiş. Helal olsun lan. Kimsenin aklına gelmezdi. Ne demekmiş dedim. Kafasını kaldırıp deşide kapılmış bir ifadeyle Ermenice bir sözmüş dedi. Hepimizin ağzı açık kaldı. Ben hayatımda Ermenice bir söz daha duymadım. Nereden demiş olabilirim diye düşünürken Yusuf abi hemen kendini toparlayarak peki ne anlama geliyormuş diye sordu. Çağrı da şunu demez mi? Bizi bulun. Bu sözden sonra saatlerce konuşmadık. Sabaha kadar sessizce oturduk. Hepimizin aklında çeşitli sorular vardı. Ama cevapları yoktu. Derken Yusuf abi haftaya oraya bir daha gideceğiz. Ama bu sefer her yeri ışıklandıracağız dedi. Biz de abi saçmalama. Görmedin başımıza gelenleri. Çağıralım yetkileri. Gelsin baksınlar. Biz kimiz? Etimiz neyi? Budumuz neyi dedik. Yusuf abi söz alarak kendine emin bir ifadeyle biz bulana kadar kimseye söylemeyeceğiz dedi. Biz de neden biz bulacağız ki diye sorduk. Yusuf abi anlatmaya başlayınca yine şok olduk. Ben bu mağarayı kaç gündür rüyalarımda görüyorum. Sürekli içinde bir o yana bir bu yana koşturuyorum dedi. Ardından bana dönerek seni yerde yatarken buluyorum. Arkadan bir ses seni kurtarmazsam öleceğini söylüyor dedi. Ben de abi neden ben acaba dedim. Bilmiyorum ki ama tek bildiğim bir şey var. O da Gıtekmez rüyalarına bunu söyleyip duruyordun. Ama siz daha fazla korkmayın diye olay anı söylemedim. Ben bu cümleyi kaç gündür duyuyorum zaten. En son Çağrı çevresine bakınca anladım artık. Bizim onları artık her neyse her kimse bulmamız gerekiyor. Ben oraya tekrardan gideceğim. Siz ister gelin ister gelmeyin. Gelmeseniz ben tek gideceğim. Kırılmam dedi. Biz de olmaz abi öyle şey desek de nafile. Bütün bunlara inanmayan adam bir rüya uğruna yine aynı mağaraya gidecek. Hayatını tehlikeye atacaktı. Hemen internetten bir şeyler sipariş vermeye başladı. Uzunca kablo, jeneratör, LED ışıldaklar. Sanki bugünü bekliyormuş gibi parasını biriktirmiş. Bunları alıyordu. Ama aklıma yatmayan bir şey daha vardı. Ben bu mağara olayını herkese anlatmadan önce sadece ben ve benim akrabalarım biliyordu. Yusuf abiye hiç anlatmamıştım. Nasıl rüyalarına girebilirdim ki? Bu soru aklıma takılınca Yusuf abiye bu rüyaları ne zamandan beri gördüğünü sordum. O da yaklaşık birkaç aydır diyerek cevap verdi. İnan aklımı almıyordu. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Ben daha anlatmadan, oraya gitmeye karar vermeden beni mağaranın içine nasıl görmüş olabilirdi ki? Biraz korku, biraz gergin ve biraz da tartışmalarla hep beraber gitmeye karar verdik. Hepimizde aynı korku vardı ama Yusuf abi biraz farklıydı. Kendinden emin ve dirayetli duruşuyla bizi korkutuyordu. Sanki hayatı boyunca böyle bir şey yapmayı beklemiş, hazırlığını ona göre yapmıştı. Tanışmamız da 3 yıl geçmiyordu. Benim köyüm, beni kurtarmak ne alaka deyip düşünüyordum. Aklıma takılan soru işaretleriyle tekrardan gidecektik. Hafta sonu oldu ve köye geldik. Erkenden mağaraya geçecektik. Tepeye ulaşmaya çalışırken birden Yusuf abinin belindeki tabancaya gözüm ilişti. Abi hayırdır, ne yapacaksın? Bizim vuracaksın diyerek dal geçtim. Yok bu oğlum, kuru sıkı. Ne olur ne olmaz, ses çıkarsın diye aldım dedi. Mağaraya tekrardan girerken içimizdeki korku yeniden başlamıştı. Yusuf abi kendinden emin adımlarla hadi halledelim şu işi. Bulalım kuyuyu demişti. Yine aynı yollardan gidiyor ama oraları 5'er metre aralıklarla ışıklandırıyorduk. Dışarıda jeneratör, uzunca bir kablo, onunla ilerliyorduk. Biz de kendi aramızda helal olsun adama. Tedarikli gelmiş her şeyi düşünmüş diyorduk. İlerledikçe yine uğultu sesleri geliyor. Yine aynı korkuya kapılıyorduk. Ne olacağını az çok biliyorduk ama bu sefer her yer aydınlıktı. Ne olabilirdi ki? Kuyuya kadar geldiğimizde başımıza hiçbir şey gelmemişti. Ağzı bizim bıraktığımız gibi açık, korkunç bir şekilde orada duruyordu. Her tarafına ışık koyduktan sonra etraf aydınlanmıştı. Artık cesaretimi de toplamıştım. Kuyunun içine ilk ben bakmak istedim. Kuyunun başına geldim. Feneri içine tuttum. Aman Allah'ım, doğruymuş. Orada iskeletler vardı. Rivayet doğruymuş. Çok büyük bir keşif yaptık diye sevinç nidalar atıyorduk. Ama farklı olan kesinlikle hiçbirimiz korkutulmuyor. Her şey normal gidiyordu. Arkadan Yusuf abi Ali'ye hadi dedi.
Ben de arkamı dönüp ne hadis diyerek şaşkınlıkla ona yöneldim. Yusuf abi bana aşağı inecek Ali. Orada kutu olması lazım. Onu alacak dedi. Hepimiz şaşırarak abinin kutusu. Ali oraya nasıl insin? Saçmalama derken belini ilk tabancayı çıkarıp bize doğru yöneltti. Hepinizi burada vururum. O kutuyu halatla inip alıp geleceksiniz dedi. Biz de herhalde şaka yapıyor diye gülüşmeye başladık. Abi elini kuru sıkıyla bizim vuracaksın dedim. Ayağıma yöneltip silahı ateşledi. Bir anda acıyla yerde kıvranmaya başlamıştım. Ayağımdan vurulmuş. Böyle bir acıyı daha önce hiç hissetmemiştim. Abi niye vurdun? Hani kuru sıkıydı diye bağırarak bir yandan olaylara anlam vermeye çalışıyordum. Ali ile Çağrı'nın dizlerinin bağı çözülmüş. Abi ne olur vurma diye yalvarıyorlardı. Ben de yerde ayağımın acısıyla kıvranıyordum. Çağrı halatı tuttu. Ali istemese de aşağı indi. Bağıra bağıra çığlık ata ata indiği sesi hala kulaklarımdan silinmez. Çağrı'nın eli kan revan içinde kalmıştı. Ali aşağı indi. Öğürme ve kusma sesleriyle bir şeyler yapıyordu. Ben ara sıra Yusuf abinin yüzüne bakarak daha bunları neden yaptığını anlamaya çalışıyordum. Yusuf abi daha önce hiç böyle suratına takındığı ifadeyle görmemiştim. Sinirli ve sanki pislik bir adammış gibi davranıyordu. Ali'nin ağlamaklı bir sesle ''Buldum abi, beni yukarı çıkar.'' demesiyle düşüncelerimden aniden çıktım. Çağrı zar zor tek başına halat tutarak Ali yukarı çekiyor. Yusuf abi onlara silah yöneltmiş bekliyordu. Ali sonunda terler içinde kuyudan çıkmıştı. Her tarafı ıslak, elbisesinde ise yeşil yeşil yosun parçaları vardı. Yusuf abi neden böyle davranıyordu bilmiyorduk. O kuyudaki kutuyu nereden biliyordu? Ali'ye kutuyu önüme koy ve aç dedi. Ali dikkatli şekilde kutuyu açmaya başladı. Bir de ne görelim. Kutunun içinde altınlar, değerli eşyalar vardı. Yusuf abi bir kahkaha attı. Aferin Ali dedi ve silah ateşledi. Ali'yi tam kafasına vurmuş ve Ali anında yere yığılmıştı. Benle Çağrı korkudan ne yapacağımızı bilemedik. Yusuf abi bunları neden yapıyor olabilirdi? 3 yıldır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. En yakın arkadaşımızı gözümüzün önünde öldürmüş. Beni de ayağımdan vurmuştu. Silahı Çağrı'ya yöneltti. O anda tüm ışıklar söndü. Yine zifiri karanlığa bürünmüştük. Yusuf abi bir anda çığlık atmaya başlayarak sağa sola ateş etmeye başlamıştı. Bir yandan dehşet yaşarmışçasına bağırıyor, bir yandan şarjörü boşaltıyordu. Sonunda silah sesi de kesilmişti. Çağrı'ya seslendim. Ses yoktu. Yusuf abi dedim. Yine ses yoktu. Allah'ım ne olur beni buradan kurtar diye dualar etmeye başladım. Zifiri karanlıkta hafif, loş belli belirsiz bir ışık aydınlanmış. Kuyun içinden geliyordu. Herhalde yansıma yapıyor diye düşünürken o deşede düşeceğim manzarayı görmeye başladım. Kuyudan belli belirsiz varlıklar teker teker çıkıyor. Kuyunun etrafına diziliyordu. Yine aynı gördüğüm canlılara benziyorlardı. Eciş bücüş ve kocaman gözleri. Bu arada ortam o kadar sessizdi ki rüyadaymışım gibi. Birden Yusuf abinin yapmayın diye bağırma sesini duydum. Ben de bağırmaya çalışıyordum ama sesim çıkmıyordu. Sanki dilsizmişim gibi mırıldanıyordum. En son Yusuf abi kuyuya düşerken görmüştüm. Yusuf abi kuyuya düştüğünde siyah varlıklar hala çıkmaya devam ediyordu. Bu karartılar artık o kadar çoktu ki kuyu karartan görünmüyordu. Anlam veremediğim sesler mırıldanıyorlardı. Kulağımdan hiç silinmeyen ses. Satana, satana diye sesleniyorlardı. Birden sesler kesildi ve karanlık varlıklar tek tek kuyuya geri girmeye başladı. Loş ışık söndü ve birden etrafa dizdiğimiz ışıklar geri yanmaya başladı. Ortada boş bir kutu vardı. Etrafa baktım. Ali ölmüş, Çağrı ise yerde göğsünü tutuyordu. Ben tişörtümü çıkararak hemen ayağıma tampon yaptım. Çağrı'nın yanına gidip tişörtümü kalan parçasıyla yarasına bastırmaya başladım. Allah'ım, kabus gibi bir gündü. Yusuf abiye bakındım, ortada yoktu. Ama silah yerde duruyordu. Bütün bunlar gerçek olamaz diye düşünürken mağaranın girişinden ayak sesleri gelmeye başladı. Koştura koştura gelen bir şeyler vardı. Sonunda tam bize yaklaştıklarında derin bir nefes aldım. Gelenler jandarmaydı. Hemen bizleri oradan çıkarmak için hazırlık yaptılar. Ali'nin cesedini, beni ve Çağrı'yı dışarı çıkardılar. Bize olanları sordular. Biz de her şeyi başından itibaren anlattık. Bizleri nasıl bulduklarını sorduğumuzda muhtarın ihbar ettiğini söylediler. Muhtar da oradaydı.
Ben muhtara nasıl anladın amca? Nereden buldun bizi dedim. Anlattıkları karşısında nasıl bir oyuna düştüğümüzü anlamıştım. Geçen gün ilk geldiğinizde size konuştum. Siz heyecanla giderken sizden yaşça büyük olan adam kalıp bana sorular sormaya devam etti. Rivayette Ermeni askerleri kaçarken köylerden gasp ettikleri altınları da kaçırmışlar. Öyle bir şey var mı dedi. Ben ilk başlarda anlam veremesem de evet öyle bir hikaye var. Ama ne kadar doğru bilemem. Hatta askerlerimiz artık o paradan hayır gelmez diye kuyuya Ermenileri attıktan sonra o altınları da peşinden atmışlar diye duydum dedim. Ondan sonra bana sanki biliyormuşum gibi acaba ne kadar altın var, değeri ne kadardır diye sorular sormaya başladı. Ben de bu yaklaşımdan şüphelendim ama bir şey demedim. Size o gün domuz kovaldı diye gelince yüzlerinize baktım. Ben insan sarrafıyım. Hepinizde korku ifadesi varken sizden büyük arkadaşınızda bu ifade yoktu. Sanki mutlu gibiydi. Bugün de sizi arabanızdan tanıdım. Köye girdiğinizi görmüşler. Allah var. Siz hepiniz altın arıyorsunuz diye jandarmaya haber verdim. Bayağı bir girdiğiniz yeri aradık. Sonra dışarıda jeneratörü görünce orası olduğunu anladık. Hemen geldik. Ama ne yazık ki iş işten artık geçmiş. Arkadaşınız vurulmuş. O adam da kuyuya düşmüş dedi. Çağrı ile birbirimize şaşkın şekilde bakarken demek ki kutuyu görmüş. Ama orada başka bir şey daha görmüş. Beni bahane ederek tekrardan gelmek istedi. Demek ki Yusuf abinin tüm söyledikleri yalanmış. Bizi öldürecek ve altınları alacakmış. Ama cinler altın ona vermedi. Sonunda canından oldu. Olan bizim Aliye oldu. Ailesine ne diyeceğiz diye düşünüyorduk. Benim köyümde, benim gözlerimin önünde böyle bir olay yaşandı. Daha sonra orası jandarma tarafından tekrar kapatıldı. Kuyunun içinden Yusuf abi ve beraberinde tam 28 kişiye ait iskelet çıkarıldı. İfademiz alınırken benim aklıma hayalime sığmayacak bir soru sordular. Konuyu kapatırken onu sizlerle paylaşacağım. Yusuf abiye yapılan otopsi sonucunda midesinden birçok altın para, yüzük ve değerli eşya çıkmış. Hepsini nasıl yuttuğuna akıl sır erdirememişler. Ben de olan olayları anlatınca dosyayı gizliye alıp üstünü örttüler. Bir daha hiç kimse orayı ne duydu ne gördü. Ali candan olmuş. Ben ise hala hafiften topallıyorum. Çaresi yaşadığı bunca şeyden sonra psikolojik destek aldı. Nefsimize hakim olalım. Harama el uzatmayalım. Dünya malına kanıp da eşimize, dostumuza zarar vermeyelim. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.